Türevin tanım kuralları örnek soru 2. Bu videomuzda türevin tanım kurallarına bir örnek sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Fx eşittir cos 3x fonksiyonunun türevini limit tanım kuralını kullanarak bulun. Bize sorulmuş olan fonksiyona baktığımızda trigonometrik bir fonksiyon olduğu için türevin limit tanım kurallarından ikincisi bunun için uygundur. Yani limit h sıfıra giderken f a artı h eksi f a bölü h. Bu bize bu fonksiyonun a noktasındaki türevini verecek. Şimdi bununla işlemimize başlayalım. Limit h sıfıra giderken fonksiyonda ilk olarak x yerine a artı h koyacağız. Kosinüs, buraya a artı h koyarsak, 3 ile çarparsak, 3a artı 3h. Eksi, fonksiyonda x gördüğümüz yere a koyuyoruz, fa, cos 3a, bölü h. Burada h yerine 0 koyduğumuzda, yukarısı 0, aşağısı 0 çıkar, 0 bölü 0 ile karşı karşıyayız. Şimdi burada ne yapıp edip bu 0 bölü 0 belirsizliğinden kurtulacağız. Bunun arkasından da h yerine 0 koyduğumuzda bu fonksiyonun türevine ulaşmış olacağız. Şimdi burada cos 3a artı 3h söz konusu. Burada kosinüsün toplam formülünün kullanılması gerekiyor. Onunla bunu açmalıyız ki bu soruyu çözebilelim. Kosinüsün toplam formülünü hatırlayacak olursak. Kosinüs a artı b. Kosinüsün açılımı cos cos sin sindir. Cos a çarpı cos b. Arası artı ise eksidir. Sin a çarpı sin b. Şimdi biz de gidip buradaki cos 3a artı 3h yerine bu mantıkla açılımını yapacağız. Şurayı yapalım. Limit h sıfıra giderken cos 3a çarpı cos 3h eksi sin 3a çarpı sin 3h. Eksi cos 3a bölü h. Şimdi bunu ayıracak olursak, hepsinin altına h'ını ayrı biçimde yazarsak, hedefimiz şu kural yardımıyla x sıfıra giderken sin ax bölü bx a bölü b'ye eşittir. Bu tarz ifadelerin sonuçlarını elde edip bu ifadedeki belirsizlikten kurtulma yoluna gidiyoruz. Hepsinden kurtulabilecek miyiz? Bakacağız. Limit h sıfıra giderken cos 3a çarpı cos 3 h bölü h. Bölü h. Eksi sin 3a çarpı sin 3h bölü h. Eksi cos 3a bölü h. Burada sadece bir yerde bu durum söz konusu. Burada var. Sin 3h bölü h var. H'ların katsayıları bunun cevabı verecek h sıfıra giderken, yani 3. Geri kalan şu iki ifadenin içinde de cos 3a, cos 3a var. Cos 3a parantezine almak lazım bu kısmı da. Limit h sıfıra giderken şu bölümü cos 3a parantezine çekiyorum. Burada cos 3h. Burada da eksi 1 bölü, bunun altında h var. Şu bölüm ise eksi 3 sin 3a. Şimdi burada 0'ı koyduğumuzda cos 0 1 eder, 1 eksi 1'den 0 bölü 0.
Şurada belirsizlikten kurtulduk ama şu bölümdeki belirsizlik hala devam ediyor. Burada da ne yapıp edip şu bölümdeki belirsizlikten kendimizi kurtarmalıyız. Burada da kosinüsün yanında 1 olduğundan dolayı cos 3h'ın yarım açı formüllerinden birisini yazacağız. Buradaki 2 cos kare 3h bölü 2 eksi 1 yazacağız. Veya 1 eksi 2 sin kare buradaki açının yarısı 3h bölü 2'yi yazacağız. Hangisi şu yandaki biri yok ediyorsa onu yazmamız lazım. Ki bu yandaki biri yok eden şudur. Bu nedenle biz de gidip bunu şuradaki cos 3h yerine yazıyoruz şimdi. Limit h sıfıra giderken cos 3a çarpı şunu yazıyoruz. 1 eksi 2 sin kare 3h bölü 2 eksi 1 bölü h eksi 3 sin 3a. Buradaki birler birbirini götürdü. Şunu farklı bir renkle devam edelim. Şuradaki birler birbirini götürdü. Şuradaki kısımda da şu kuraldan bir kez daha bir ifade geldi. Onu da parçalayacak olursak, limit h sıfıra giderken cos 3a çarpı şuradakini eksi 2 sin 3h bölü 2 çarpı sin 3h bölü 2 bölü h biçiminde yazacak olursak eksi 3 sin 2 sin 3a. Şu bölümde de tekrar şu geldi karşımıza. Bunun sonucu bunun katsayısı bölü bunun katsayısı 3 bölü 2 çıkar. Bu 3 bölü 2 ile şuradaki eksi 2'yi çarparsak ikiler birbirini götürecek. Onun sonucunda ne kaldığını yazalım şimdi. Artık belirsizlikten kurtulduk gibi. Limit h sıfıra giderken ikiler gitti. Eksi 3 cos 3a çarpı sin 3h bölü 2 eksi bu alttaki h'tan kurtulmuş durumdayız. Eksi sin 3a. Şimdi burada h yerine götürüp 0 koyarsak bir tek burada var h'lı ifade. Sin 0 çıkar. Sin 0 0 ettiği için bu bölüm komple 0 etti. Kala kala burası kaldı. Eksi 3 sin 3a. İşte buradan da fonksiyonun a noktasındaki türevini bulmuş olduk. Fonksiyonun a noktasındaki türevi eksi 3 sin 3a'dır. fx fonksiyonumuz hatırlayacağımız üzere cos 3x'ti. O zaman cos 3x'in türevi x'e bağlı yazacak olursak böyle de bırakabiliriz sınavda. İstersek x'e bağlı yazmak daha güzeldir. Cos 3x'in türevi eksi 3 sin 3x'miş. Zaten kosun türevini aldığımızda ezberden sine dönüştüğünü biliyorduk. Sonra çarpı içerisinin türevi diyorduk. Eksi sin oluyordu tabii ki. Tamamen ezberdeki kuralımızla da birbirini doğrulayan bir sonuç elde etmiş olduk. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.